Bugün yaşanan bir ayrılık, karşılıklı konuşarak verilen bir karar tadında olduğu için beni maalesef bu ayrılığın gerçek olduğuna inandırdı sonunda. Bugüne kadar hiç inanmamıştım. Barışılır, olur, yine olur, kavgadır, işte rayına oturur filan. Ama karşılıklı konuşup verilen bir karar, işte o ağlamalı günler var ya, çok özenmeyin onlara. Bu sonuçları doğurdu, bir izleyelim. Ailemle de oturup konuştum. Aynı şekilde düşünüyoruz. Sonuçta burası bir evlilik programı. Ve artık daha fazla birbirimizi yormanın hiçbir anlamı yok. Birbirimizi sinir etmenin, kırmanın hiçbir anlamı yok. Sen de benimle beraberken sürekli ağlıyorsun, sürekli sitem ediyorsun artık. Bir kere bana olan saygımı da yitirdin. Onun da farkındayım. Birbirimizi yıpratıyoruz, anladın mı? Artık birbirimizin önünü kapatmak yerine madem ki burası bir evlilik programı, evlenmeye geldim. Ben anladım ki senin aradığın adam ben değilim. Kendimizi avuttuk, kendimizi kandırdık diyelim. Olmuyor. Bu ayrılık bu sefer yarın biri senden, sen veya ben ayağa kalkınca geçip sarılıp barışacağımız bir ayrılık değil. Anladın mı? Bu ayrılık yarın öbür gün bir sürprizle, bizi sevenlerin işte hazırladığı bir yemekle veya kazandığımız bir ödülle geçecek bir ayrılık da değil. Anladın mı? Çünkü artık senin de yüzünde görebiliyorum bunu. Sen de istemiyorsun yani. Çünkü sen de bıktın, sen de yoruldun. Ben hissettim de bugün biteceğini de hissettim ya. Bugün bitecek ama işte... Neyse bitsin, ne diyeyim, bir şey, açıklama yapabilecek şeyim yok ki. Ne söyleyebilecek kelimem yok. Ağlamak istemiyorum. Ağlamayacağım. Bana aldığım o kutu dolu aşk sözlerini sana geri vermek istiyorum. Artık seni seviyorum kelimesi benim olmadığı için de yazdığım mektupları geri vermek istiyorum. Bizim o çerçevede mutlu bir resmimiz olmadı. Olmayacak da. Yan yana bir resmimiz de olmadı. Keşke olsaydı ama olmadı. Ben niye her şey için sana teşekkür ederim. Gökhan. Tamam git. Bitti tamamen. Hiç zorlamayacağım. Hiçbir şekilde bundan sonra gelmeyeceğim. Konuşmayacağım. Hiçbir şey istemiyorum, tamam. Bitti. Son bir kez sarılacağım. Özür dilerim yaptıklarım için. Sen daha iyi şeylere layıksın. Teşekkür ederim. Ve emin ol, daha iyi olacaksın yani. Tamam. Ben bu sefer inandım. Şimdi kime söz vereceğimi bilmiyorum. Kime söz vereyim, kim ne demek ister bilmiyorum. Adnan, çiftsin. Siz de çok kavga ettiniz. Ama Gökhan ailesiyle konuşup, karar verip, yolunu, geleceğini düşünüp gelip konuşmayı yaptır abi Ayla. Ne düşünüyorsun? Açıkçası ben onlara defalarca bir ilişki uzmanımıza danışmaları gerektiği konusunda sordum ama Gökhan daha profesyonel yardım da aldıklarını söyledi. Artık bir çıkmaza doğru ilerleyen bir yoldalardı. Birbirlerini evet üzüyorlardı ama bir o kadar da seviyorlar. Bilmiyorum, haklarında hayırlısı neyse olsun diyeceğim. Tabii tam anlamıyla bitti mi bitmedi mi? Evet, ben de bu görüntülerden sonra, söyledikleri sözlerden sonra acı verici bir şekilde bittiğini düşünüyorum ama burada ne derler? Can çıkmadan ümit kesilmez. Doğru. Doğru. Öyle düşünmek şu anda iyi gelebilir. Onur, ne diyeceksin? Vallahi bu tür anlarda konuşmak kolay değil. Yani ayrılıkları tabii ki istemeyiz burada. Ama sorunlarını çözemediler. Hep iş dünyalarında bir şekilde bunu kapatamadıklarını düşünüyorum. Vallahi ikisi için de hayırlısı olsun Seda Hanım. İnşallah bu şekilde mutlu olurlar. Gönül isterdi ki ayrılmamaları ama diyecek bir şey bulamıyorum. Kaan, sen ne dersin? Mesela sana göre ortada sevgi varsa bütün sorunlar elinin tersiyle bir kenara itilmeli mi? Yoksa sevgi yetmez mi bazı şeyleri çözmeye? Seda Hanım, yani şimdi evde yenim olduğum için hani pek geçmişi... Evle ilgisi yok. Ben evet. Sana genel hayat evet. Felsefen. Yani çok sevgi var ama yürümüyor. Yani, sorunları görmezden aşk, mi gelirsin? Aşk fedakarlık gerektirir ama tabii bir yere kadar. Hani nasıl diyeyim? Biraz zor bir karar bu da. Sonuçta iki insan birbirine bağlı.
Ya hakkında hayırlısı olsun derim açıkçası. Herkes orta yoldan konuşmayı tercih ediyor. Didem. Ayrılığın her türlüsü acı. Yani kavgayla da olsa, anlaşarak da ayrılırsa. Ama kavga olunca bunun bir rövanşı olduğunu hissediyorsun. Evet. Bir hesaplaşması hani, var ve sinir yükselmiş. Evet, yine yüksek diyorsun karşı taraf. Hala bitmemiş bir şeyler var ki böyle diyorsun. Gökhan'ın ailesiyle konuşması beni kararlı olduğuna inandırdı. Son zamanlarda birbirlerine olan saygıyı yitirdiklerini düşünüyorum. Yani kırık bir bardaktan su içmeye çalışıyorlardı ama bardak kırık yani her yerden su. Bazı çatlaklar su kaçırır, bazıları kaçırmaz. Evet, ve ama bak bir bardak kırıldı diye de hemen çöpe atılmaz. Evet. İşte çok tekrar bir araya getirip onarmaya çalıştılar bazı şeyleri. Gerek o gerek o. İkisi birden yaptı. İkisinin de çok emeği var. Gökhan'ın da çok emeği var. Rabia'nın da Gökhan için yaptığı tabii çok şey var burada. Ama birbirlerini son zamanlarda gerçekten çok mutsuz edip inanılmaz sitemler ediyorlardı. Gökhan da mutsuzdu artık. Rabia böyle istiyorum ama olmuyor. Ve geçmezdi. O da diyor ki ben Gökhan'ı böyle istemiyorum ama böyle davranıyor. Artık sitemleri çok yükselmiş. Yani insanlar olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyoruz bazen, evet, değil mi? Hayırlısı olsun ikisi için. Gamze ne diyeceksin? Gökhan'ı ben dışarıda da tanıyorum, dışarıda da biliyorum. Ben hiçbir kadını bu şekilde elini tutup sahip çıktığını görmedim. Rabia'yı da dışarıdan tanıyorum. Rabia'nın da Gökhan'a olan sevgisi gerçekten çok büyük. Hani çok güzel bir ilişki yaşadılar. İkisi de karşılıklı birbirini gerçekten çok mutlu etti. Ama şu son zamanlarda gerçekten birbirlerine kavga ettiklerinde çok yükseliyorlar. Birbirlerini çok yıpratıyorlar. Kin oluşuyor. Ve ilişki... Evet. Bir süre sonra bu noktaya geliyor maalesef. Yani bir süre sonra ilişkide yan yana duran insanlar bir bakıyorsun karşı karşıya geçmişler. Sanki iki rakip, iki düşman gibi. O andan sonra da ayar tutmuyor. Rabia bizimle paylaşmak istediğin sözlerin neler? Bak haftayı bitiriyoruz. Yarın artık cumartesi koruma günü sonra final ve sen bu finale kesin gibi gözüken bir ayrılıkla giriyorsun. Söyleyebileceğim bir şey yok şu anda. Gerçekten hazır değilim. Anlasın yani böyle zamanı geri alsam şunu değiştirirdim. Konuşamıyorum ya Seda Hanım. Dışarıda da çok vakit geçirdim ama... Şey tamam aşkım. Üzerine gitmeyeceğim. Yarın konuşuruz. Finalde de konuşuruz. Gökhan'cığım sen zamanı geri alsan şöyle, bassan düğmeye. Neyi değiştirirdin? Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Keşke yapmasaydım dediğin, keşke yapmasaydı dediğin. Keşke yapmasaydık diyebileceğim şeyler olabilir. Yani beraber yaptığımız hatalar dolayısıyla. Ama benim bu kararı vermemdeki en büyük etken Rabia'nın bana kurmuş olduğu bir cümle. Dedi hangisi? Ki ne senle yapabiliyorum, birlikte olabiliyorum. Ne sensiz. Ne de sensiz, ne de burada senin bir başkasıyla aşk yaşamını kaldırabilirim dedi. Yani seninle de olmak istemiyorum dedi. Ama senin burada biriyle de aşk yaşamını istemiyorum dedi. Ben Rabia'nın bu düşüncesine saygım sonsuz. Yani ne senle yapabiliyorum ne sensizden onu mu çıkardın? Seni istemediğini mi? Şöyle açık açık söyledim ona zaten. Rabia dedim bana saygını yitirdin ve sen de beni istemiyorsun. Bunun da farkındayım ama biriyle de burada aşk yaşamamı istemiyorsun. Bunu gözümün önünde yaşamamı da istemiyorsun dedim. Evet dedi, doğru düşünüyorsun dedi. Ben burada, herkes buradayken bunu hani bir nasıl derler, yanlış anlamasın kimse, sadece bir şey rica etmek istiyorum kızlardan. Bu tabii kızların elinde olan bir şey. Eğer benim bu isteğimi yerine getirirseler ben çok minnettar kalırım ve hepsine de tek tek minnetlerimi iletirim. Bir imkanı var ise, ben daha yapımla da konuşmadım. Bir imkanı varsa yapımdan rica edeceğim. Eğer yapım bunu kabul etmezse. Kızların hafta sonu benim adımı yazmasını istiyorum. Benim hepsinden tek ricam budur. Bugüne kadar hiçbirinden böyle herhangi bir talebim veya bir isteğim, bir arzum, bir şeyim olmamıştır. Benim tek isteğim şu anda hepinizden rica ediyorum, lütfen diyorum. Sen daha bugün sevdiğin kadından ayrıldın. Dur hele bir. Yok Seda Hanım, bu ayrılık benim annemin sözleri benim için çok geçerli. Bu ilişki başlarken de annemin sözleriyle başladı. Biterken de annemden akıl alarak bitirdim. Biz artık o sevgili olma kısmını açtık. Biz birbirini yıpratan, hani bir düşmandan daha çok yara veren, birbirine daha çok acı çektiren iki insan olduk. Yani artık bambaşka insanlar olduk. Bu benim için de aynı şey, Rabia için de aynı şey.
O yüzden daha fazla birbirimize zarar vermeden yolun çok başındayken, ileride daha büyük, daha tutkuluyken ayrılmak yerine, kavgalar etmek yerine en başında böyle olmasını istedim. Eğer ilişkide ayrılırken suçlu aranacaksa suçlu benim. Yok çünkü kimse burada, ilişkinin kazananı kaybedeni mi oluyor? Burada, mutlusu mutsuzu oluyor, o kadar. Evet. Savaş değil ki bu. Rabia'nın söylediği söz benim için hala kulaklarımı tırmalıyor. Yani seni istemiyorum ama sensiz de yapamıyorum ve senin burada bir aşk yaşamanı istemiyorum dedi. Keşke cümleyi o şekilde kurmasaydı. Bizim aramızda saygı kalmadı. Saygı yoksa da zaten sevginin olmasının bir anlamı yok bence. Peki. Rabia son bir lafın var mı? Kızlar o zaman yarın görüşürüz. Yarın biliyorsunuz koruma, sonra da final. Hafta yine bitti. Beyler hoşça kalın. Hayırlısı olsun. Artık ne diyeyim. Hadi kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sağ olun Seda Hanım.